biliyordum. Bir iş bulacağımı biliyordum. İşte para kazanmanın kısa bir yolu daha. Dur, bu sayfayı hemen kaydedeyim. Kaybolmasın. Ne yapıyorsun lan yine? Yok bir şey babacığım. Ne karıştırıyorsun yine? Başımıza yine bir bela atma sakın. Estağfurullah babacığım. Ne zaman öyle bir şey yaptım? Lan ne olur? Sen salak olur. Sen de neden her normal insan gibi iyi bir öğrenci, iyi bir çalışan olmuyorsun? Hadi ben neyse. Okulu bırakacağım dedin. İş istedin. Amcan sana iki sefer dükkan açtı. İkisini de batırdı. Zaten okumaktan da gezin yok. Benim suçum yok baba. Biliyorsun. Ekonomik kriz. Lan ne krizi? En büyük kriz sensin oğlum. Yahu baba. Benim kafam ticarete basıyor. Öyle kepenk aç, kepenk kapa. Benim tarzım değil. Öğretmenliği de zaten senin istediğin için yazdım. Ticaret baba. Anlıyor musun? Ticaret. Alacağım, vereceğim. Ekonomiye can vereceğim baba. Lan kaldır şu bilgisayarı. Ben sana 5 kardeş vereceğim. Of. Belası. Tamam ya, tamam. Anne. Efendim oğlum. Kendime süper yeni bir iş buldum. Oo aslan oğlum. Anlat bakayım nasıl bir işmiş bu. Ego biliyordum. Vallahi biliyordum. Ah kalbim bana bir şeyler oluyor. Bu ne biçim bir şaka baba ya? Ne şakası ulan? Kalbime indireceksin sonunda. Ay baby dur çocuğu bir dinlesek ne olur yani. Neyini dinleyin? Yine nasıl bir işi batıracağını mı? Güzel bir iş buldum deyip okulu bırakmaya karar verdiğini mi? Yoksa bu sefer hangi analizi satıracağını mı? Aman baba, gören de doğru zannedecek. Ulan o kadar arsalar araziler, kala kala neredeyse bir bölümümüz kaldı. Bizi yedin, bitirdin. Amcan müddetini değdin. Senin yüzünden Zafer'in payları bile gitti. Malımız müddetimiz neden var? Bir tek oğlumuz için değil mi? Bırak oğlumuz için üzülmesin ya, feda olsun o her şeyler. Bir tanesi lan ne diyeyim? Zaten senin yüzünden oldu ne olduysa. Şu çocuğu bu hale getiren de sensin. Ama bu sefer gerçekten garanti bir iş baba. Ben de bu sefer zırhını kişileriz. Başının çaresine bak. Anne var yani bey, ne oluyorsun? Anne var yani baba, ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Allah Allah, adama sevmeyin ya sabah sabah. Ama diyemedik ya. Tamam oğlum, sen hiç merak etme. Ben sana destek olacağım bakıyorum. Sen nasıl destek olacakmışsın baba, mübarek hanım? Ay, babamdan kalan arsayı satıp da tabii ki. Hah! Kız senin malların kaldı satılıp savunmaya. Ne var yani ne var? Mal da yalan, büyük de yalan. Varsın biraz da hayli oyalansın. İyi ki varsın anne ya. Abiye git! Zibidi! Yani sabah sabah gelmeyin. Oo amca o hoş geldin. Hoş bulduk amca o. Nereye geldesin yahu? Kapattı yine kendini eve. Sanma ya görüyorsun işte evde bizimkiler de uğraşıyor. Amca, yenge sizler nasılsınız? İyiyiz oğlum, nasıl olacaksın? Sen nasılsın? İyiyim yenge, teşekkürler. Ya nasıl oğlum bu insanlar, nasıl oğlum? Sinirlerimizi hoplattın ya sabah sabah. Yapar yengeç amca. Bir de bak ya. Yeter artık, yeter. Hadi kalk. Daha üstünü başını değiştireceksin, işe gideceksin, geç kalıyorsun, hadi kalk. Kalk. Tamam, tamam. Allah'ım. Tamam, ben bunu geçiriyorum, siz keyfinize bakın, hadi. Hadi yürü. Şavul eşek. Tipsiz. Aferin bunu. Ayrıca kimsenin parası da lazım değil bana.
Peki nasıl halledeceksin parayı? Öğrenim kredini biriktirerek mi? Orasını sen bana bırak. Tamam tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Ben kaçıyorum. Dur amca, nereye gidiyorsun? O finaller, ders çalışacağız daha. Otur. Okey, dört kural. Bak çattın mı? Ay tamam tamam. İşte ben gibi. Kapıya bakıyorum, siz keyfinizi kaçırmayın. Anladım ben seni. Emem'in dediği kadar varsın. Hoş geldiniz gençler, de siz? Hoş bulduk. Niye geldiniz? Okey oynamak için mi geldiniz yoksa? Yok mübarek mi teyze, olur mu hiç öyle şey? Haftaya finallerimiz var da şöyle, oh, hoca çalışan bir iyi tamam, geçin. Ooo, hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Olsun ya. Hoş geldin gençler. Oğlum bir sor, bir şey yerler mi, içerler mi? Yok yazıcım, sanmıyorum, sağ ol. Kızım zaten sen yemeye bağlet etmişsin yani. Şükür hepsizmişsin. Ay niye öyle diyorsun? Teyze de insanlar benim gibi olabilmek için hak kullanıyorlar artık. Evet, katılsın bu kadar. Şey, öyle hak falan kullanmasak, tamam mı? Benim bir tarzım yok zaten. Neyse, ben geçiyorum, siz bir ders çalışın. Bir şey olursa, çağırın. Merak etme, hem şimdi çalışıyorlar. Tamam, iyi çalışıyorlar. Ne haber lan? Ahmet! Amca, geç hemen. Tetri şöker oynayalım hadi. Ne okey abi? Ders çalışmayacak mıydı? Ders mi? Ders ne arar lan hayırlı evinde? O anne bazı tatlılar. Üç gelsin, tek geçin. Şekil adı da belli oluyor zaten. Tamam. Ah, tek buna çalışın. Ama bırak o şu ders ayaklarını ya. Yemişim dersini ya. Sanki ders dinlemek için çok uğrayacak la. Bir de toplarız, ders çalışacak. Başka da derdimiz kalmamız lazım. Evet be, gelecek kişi. Hem Sayın Tomak hocamız demiyor mu? Dördüncü sınıflar bu okulun misafiriz diye. Misafirliğin kızası mı haklıydı oğlum? Devamsızdan kalmam mı olur Allah aşkına? Ben sanmıyorum bizim bu kadar vicdansız bir hocamız. Değil mi kız? Vallahi ben bu kadar size katılmıyorum. Ben şu tiyatro kendilerine bak kardeşim. Biliyorsun, soruyordur şu hocam. Geçen gün kalkmış, tekerlekli arabanın ismini sormuş. Şimdi de tutar, Karagöz'ün ayak bastığı tahtanın ismini sorar. Allah sorar mı sorar arkadaş? Dursun hocam bu. Hatta yok mu o Karagöz'ün yapısını çubuk mudur ne bileyim? Onun boyu bile sorabilir yani. Merak ettim şimdi, neymiş o tahtanın ismi? Valla ben de bilmiyorum ama bu bile bilir. Keş tahtası mı neydi? Keş tahtasıymış. Peş tahtası, peş. Peş tahtını tutmazsan daha çok peşinden gelirler. Niye gelecekmiş ya? Tiyatro oynuyoruz ya. Görmüyor musun? Tiyatro sırasında durdurup da peş tahtası nedir diye bize mi soracak? Hayır canım, bunları finalde soracak. Final mi? Ne finali ya? Tiyatro oynuyoruz ya. Görmüyor mu bu adam? Canımız çıkıyor. Biz de final mi olacağız? Allah abi, benim canım geceye çıktı. Ben de verecek canmam kalmadı. Ben canım için hocaya teslim edeyim. Aman ya, sıkıntı. Hadi oynayacağız, desek oynayacak şu oyunu. Dellendirmeyin beni. Ya ilk önce bir şey içelim arkadaşlar. Tamam bu. Ya. Hadi bakalım. Ay 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 ay, bir zalim telefonu açsın. Ay 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 ay, bir zalim çalıyor. Efendim? Neredesin kızım sen? Seni bekliyoruz, gelsene. Niye ya, ne oldu ki? Kızım tiyatro çalışması yapacaktık ya, öyle demiştik dün. Herkes burada, bir sen yoksun. Of yine mi ya? Tamam geliyorum, 15 dakikaya buradayım, bekleyin beni. Tamam hadi çabuk ol, bekliyoruz. Tüm çıkarttılar bunları. Ne oldu Rida? Arkadaşlar benim tiyatro çalışmam var. Benim oraya gitmem lazım. Allah cezanı vermesin seni. Allah'ım. Ooo oldu mu şimdi ya? Neyse ben de kalkayım bari o zaman. Bir şey yok. Ya kusura bakmayın. Bir daha hadi görüşürüz. Bir daha olmasın Bildan. Gözüm üstünde. Ben de gerek yok. Ya kardeşten ben yolcayım yine. Neyse abi sen de yapma. Kimseye karışma. Tamam. Ya anca olayım. Ya Bildan yaptı iş mi ya? Ya sorma ya, dayak yok valla ha. Valla daha çalmayalım ya. Çalmayın. Neyse amcaoğlu, bırak sen Mildan'ı da şu senin bahsettiğin garanti iş neymiş, onu öğreneyim ben. Şimdi amcaoğlu, günümüz sorunlarından bir tanesi nedir? Nedir? Aşk ikiliyorlar. Vay be. Bak, şimdi doktora arayacağım. İlaçları sipariş verdiğime kulaklarınla şahit olacaksın. Hadi bakalım. Ya burasını da bulamıyorum. Babam geldi, aceleyle kaydettim. Neyse, ne yapacağım?
Alo doktor bey, merhaba, ben Aydın. Sağ olun, ben deyim, siz nasılsınız? Evet, ilaçları sipariş edecektim de onun için aradım. Evet, 10 kutu. Tabii ki, paralar da hazır. Tamam, görüşürüz, kip. Oğlum, 10 kutu derken 10 kolye mi sipariş ettin lan sen? Evet. Peki o kadar ilacı kime satacağım? Ya amca ol, bu işlerde ilk önce kendi çevrenden başlayacaksın. Daha sonra dalga dalga yayılacaksın. Ben sana söyleyeyim, bu sefer de batacaksın. Oğlum biraz destek ol ya, biraz pozitif ol. Sen de mantıklı bir şey, bak. Hadi, bu sefer her şeyi eninde boyuna araştırdım. Eksik yok yani. Yarın ilaçları almaya gideceğiz, haberin olsun. Tamam, hadi yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz, amca ol. Kendine iyi bak. Thank you.
etti ama yemediği hat kalmadı hayvanın. Ne doğru düzgün okula gidiyor ne de bir iş tutturabiliyor. Abi yine de son bir şans tanısak yarataya ha. Ya olacak gibi olsa tamam da bu işi de batırırsan benim toplamaya gücüm kalmadı. Bizim aydındaki arsayı satsam ben yerine güveniyorum. Emin misin? Bak o arsa sonmen kulübü. Satalım satalım. Yeğenime feda ol. Az düşünseydik. Sen karışma Cavidan. Sen karışma sen karışma. Başka da bir şey bilmezsin zaten. Ya bu adam bu sülalenin tek oğlu Hayri mi? He? Hatta sabah elimizde avucumuzda zırnık kalmadı. Kendi oğlumuza yavrumuza. Zırnık kalmadı. Biraz da kendi oğlumu düşün ya. Yeter ya kafayı yiyeceğim ya. Hanım hanım. Bunlar benim sosucuklarım. Sen karışma. Evet Cavidan sen karışma. Bu sefer benim oğlum yapacak bu işi. Ben güveniyorum. İyi. Senin oğlun ne işten anladığı var? İyi. Göreceğiz, bekleyin. Ben otoritemi sastırmam. Yine de duyup çıkaracağım projeye. Sen desteklersin olur mu? Tamam abi, ben yine desteklerim. Ama Seyit etti. O senin de oğlun. Sonra sen kötü olursun bak. Aman, hiçbir şey olmaz. Bu zamana kadar olmadı da ondan sonra mı olacak? Olmadı. Hayır, Cavidan ben kapıya bakıyorum. Sen de törpüleye törpüleye tırnak koymadın. Bari çayları tazele ya. Kedi
neden alayım? Hiç inanmam böyle. Sen hiç boş ağlama. Sen o gibi yetinmezsin. Ben sana söyleyeyim. Ha şöyle ya. Biraz destek. Tam destek. Yoksa bitmez bu göbek. Neyse. İyi hadi yürüyün kızım. Yürüyün gidelim de şu deneyelim. Şu ilaçları bir deneyelim. Bakalım görelim. Bir işe yarıyor mu? Görelim. Hadi canım. İşte tatlım. Üçer beşer tane al. Üçer beşer tane. Onlar on peşin olur mu? Onlar on peşin. Sen sabit. Ben de alacağım abi. Sen de alacağım. Ben de işim var. Ben de alacağım abi. Korkma içeri. Sen ne yapacaksın yahu? Zayıflama ilacı mı? Bakın kremi değil mi? Ay ne var yani? Cavidan üçer beşer tane alır. Ben de bir tane alsam ne olur yani? Ben de burnumu korurum ya. Ne var yani? Ne dene yedin illallah yakın senden kalın. Ah! Asıl sen de saçmalıyorsun. Her şeyi böyle kaçmak ne demek ya?
Töreden kocaya kaçan kız gibi konuşuyorsun. Bir şeyler yap amcaoğlu. E fena karıştı. Gelirken annemle babam güreş ediyorlar. Valla amcaoğlu sizin eve durum gereği babam tam bir ev hanımı oldu. Ben gelirken de internetten havuçluk ekin tarifine bakıyorum. Yok mu bir tane de kimyager falan? Bizi çözdürsek ya şunu. Var ya olmaz mı? Bir tane kimyager, iki tane nükleer fizikçi, bir tane de astronot kankam var. Ha bir daha Hasan Külink vardı. O da yemeklerine dayanamayıp isyan edip gitti. Yani amcaoğlu. Ne diyorsun amcaoğlu sen ya? Ne diyeyim amcaoğlu ya? İnanıyor musun amcaoğlu? Lan oğlum mantıklı ol lan. Oğlum kimyager adam benimle niye kanka olsun ya? İnanıyor musun sen? Lan ne aptalsın ya? Lan ne yapacağız o zaman? Buldum. Yok edeceğiz. Ne oldu? Şirif gel. Şirif kendim yoruldum. Seni sinler bu. Ya ciddiye bak. Bana seyirci boşuna mı geldin? Asıl sen ciddiye al lan. İşe düştüğümüz duruma baksana. Şakadan da öte. Koy ver elin bitsin o zaman amca oğlum. Yok yok o kadar değil. Evet ben de bir çare sormam. Gel bak. Gel otur düşünelim. Düşün düşün. Bip. Bir bak şu en doğma şu güzelliği.
ettin, ne ettin? Beşik senin var, sen geçiyorsun lan. Olur mu öyle şey abi? Tarciyettin abimize saygımız sonsuz. Tarciyettin değil, lavuk. Tarciyettin. Tarciyettin. Anladın mı? Anladım abi. Tabii ki de anladım. Anlamaz olur muyum? Rahmetli dedemin eşeğinin ismi. Tam başka bir tek kalma.
Gel. 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 G
maçının rövanş için İngiltere'de bire başladığı ay. Seyirci heyecandan armut kuskütü gibi oldu. Nefes alamayın. Takım kadrolarını ben size sayarım. Aston Villa, Kaleye, Spiking Odede, geriye Baron Sutanto'a, Ege Okran'a, ortaya Rekarsson, Hukton Thompson, ileriye Soundberg, Atkinson, King. Trabzonspor, Kaleye Victor, geriye Hamdi, Rambo, Ogün, Kemal Cengiz, ortaya Salih Abdullah, Torunay, Unal, Kresson'a, ileriye Hamdi ve Kışıkoran. Hakem düdüğü çaldı, maç başladı. Bizim uşaklar çok hayal oynayla. Anıldı İngiliz'de renklerin altına ezdük seyirci yollar. İlk yarı 0-0 berabere bitti. Aston Villa seyircisi sinirinden kudurmak üzere. İkinci yarı başladı. Şenol Güneş takımına kenardan kontrol altına aldı. 77. dakikaya girmek üzereydik. Aston Villa sağdan hata kattı. İlk tonun ortasına Atkinson kafaya vurdu. Ay! Top tam kaleye girerken o gün elinden tuttu. O gün hakem gördü. Kırmızı kartı gösterdi. Dışarı attı. Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı ateşini standa kullandı. Bu Victor kurtardığını dönü topa. Bir daha vurdu. Gene kurtardığını o kara suratlı herif var ya Atkinson. Araya girdi. Topu bir hak oldu. Şimdi 1-0. O önemli değil. Biz kazanacağız. Çok acayip olur. İngilizler zorlarından dolarına edecekti. Erken orta sahada topu Tolunay kattı. Unal uzattı. Unal sahaya aykırı amaçlara geçti. Topu üstünden uzattı. Söyler bir sanım bir de aferin uşağım. Ya onu ya. Sol kanatta Abdullah'ı gördü. Abdullah topu aldı. Sanım atacaktı. Ayağına bir daldı. Topu kornere attı. Dakika 89. Korner atışını Abdullah kullandı. Kaleye spikti. Demaya başladı. Defans alaklaşı top defansa çarptı. Kaçırama topu çevirdi. Top Kuşuk Orhan'ın önüne geldi. Kuşuk Orhan topu iman kuvvetinden bir çaktı. Evet top finallerinde gol. Baba, nasıl taktiği beğendiniz mi?
Endek bende. Parasını benden arakladın nasılsa. Ay oğlum, kesine göre kız kötü güzeldi. Tabii senin oğlundan araklamış. Çok da yazıklar. O benim oğlumdan araklamıştır. Ben bilmiyorum. Bu hayrenin olduğu yerde hayır olur. Yavri lan sen bir daha. Thank you.